Demokrasi dünyanın en narin çiçeğidir. Onu yaşatan hoşgörüdür, uzlaşıdır, diyalogtur. Size bu gece ülkemizde yetişen demokrasinin doğuş ve emekleme öyküsünü anlatacağız. Coşkulu ancak güç bir dönemin örtüsünü açacağız. Başrolü oynayanlardan hiçbiri hayatta değil. Ancak kurup bize hediye ettikleri demokrasi hala yaşıyor. Tarih ötesinden 50'lerin o karmaşasına bakıldığında üzülmemek elde değil. İnsan hikayenin sonunu bilse de hep bir şeyler olsun, yapılan hatalar fark edilsin, bir ortak noktada uzlaşılsın ve geliyorum diyen kaza önlensin istiyorum. Ama nafile, bugün kaza olduktan sonra yapabileceğimiz sadece kazanın nedenlerine bakıp ders çıkarmak. 1950'lerin ortalarından itibaren daha önce nice emeklerle ilmek ilmek örülen demokrasi yine ilmek ilmek çözülmeye başladı. Artık ümit dolu dönem geride kalmıştı. Onun yerini toz duman içinde gergin ve hırçın bir ortam almıştı. İktidar uzlaşı yerine baskıyı, sertliği tercih etmişti. Geriye sayma aslında Menderes'in Gaziantep mitingiyle başladı. Başbakan yeni taarruz stratejisini orada başlattı. Muhalefete ve basına çattı. Bazı komünist birliklerin hareket halinde olduklarını söyledi. Ve bu ihtilalci metotların bitmesi için eldeki kanunlar yetmiyorsa yeni kanunlar getireceklerini haber verdi. Menderes'in orada söz ettiği kanunlar birkaç hafta sonra peş peşe yağmaya başladı. Önce 23 yargıç bir emirle emekliye sevk edildi. Aralarında Danıştay Başkanı ve Cumhuriyet Başsavcısı da vardı. Hemen ardından basın yasası çıktı. 1950 öncesi DP'ye büyük destek veren gazetelerin çoğu şimdi muhalefetin sesi haline gelmişlerdi. Bir yasayla resmi şahıslar hakkında kötü düşünceyi davet edecek yayınlar yasaklandı. Her haber bu tanıma girebilirdi. Nitekim kısa bir süre sonra gazeteler yasanın soluğunu enselerinde hissettiler. Mesela belediyeyi eleştiririz. Su yok deriz. Hakikaten o gün şehirde su akmıyor. Arkadan buna tekzip gelir, su var. Biz fotoğraf neşretmişiz. Bir çeşme başında kovalarıyla suya sıraya girmiş kimseler. Çünkü evlere su gelmiyor, bazı çeşmelere geliyor. O fotoğrafı tekzip içinde bir musluk resmi, su akıyor musluğun. Böyle su akan bir musluk eskiden mi çekilmiş, ne olmuş var? Bir gün öyle bir şey oldu ki bütün bu tekziplerin hepsi bir güne geldi. Birinci sayfamızdaki aşağı yukarı bütün yerleri kaplayacak şekilde bir tekzip akınına uğradık. Onları da yayınlamak mecburiyetindeydik. Yayınladık olduğu yerlere koyduk. Birinci sayfadan da haber vereceğiz. Türkiye'de ve dünyada bir takım hadiseler oluyor. Üstüne dedik ki birinci sayfamızı biz son sayfamıza aldık. Birinci sayfa aşağı yukarı tamamen tekziple dolu oldu. Arka sayfada birinci sayfa haline geldi. Yeni yasayla cezalar da ağırlaştırılıyordu. Son 4 yılda zaten 238 gazeteci mahkum olmuştu. Yasa çıktıktan sonra bu kervana İnönü'nün damadı Metin Toker de katıldı. Ankara cezaevinin parmaklıkları ardında bir gazete bürosundan daha çok gazeteci vardı artık. Nihayet son taarruz emri muhalefete karşı verildi. Basın yasasından 20 gün sonra toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasası çıktı. Artık protesto amaçlı her gösteri suç sayılacak ve dağıtılması için hedef gösterilmeksizin ateş açılabilecekti. Sokaklar muhalefete kapanıyordu. Yasanın ilk kurbanı CHP'nin çok gezen genel sekreteri Kasım Gülek oldu. Ben şuna karar verdim ki kendi kendime, bunu biz tesirsiz bırakabiliriz.
her şeye rağmen gene de toplantı yaparız. Gene de biz halkın arasında kuvvetleniriz. Ve ona çıktım. İlk Zonguldak'a gittim. Zonguldak'ta tabii halk heyecan içinde. Muazzam bir kalabalık gelmiş. Vapurdan çıktık. Arabayla gidiyorum. Durdurdular arabayı. Birisi geldi. Ben emniyet müdürüyüm dedi. Sizi tevkif ediyorum. Ben emniyet müdürü olduğunu bilmiyorum dedi. Vesikan var mı cebinde dedi. Ulan bir attı elini cebine, yok. Çek dedi. Hatırına gelmiyor tabii. Ondan sonra vapur tabii Sinop'a uğradı. Sinop'ta emniyet müdürü resmi üniformasıyla geldi. Ve muhalefetin genel sekreteri Kasım Gülek tutuklandı. Karadeniz gezisinin cezası 6 aydı. İktidar şaka yapmadığını gösteriyordu. CHP ağır bir baskı altındaydı. Menderes muhalefetteyken yaşadıklarının acısını çıkarıyor gibiydi. Dönemin Aydın Belediye Başkanı İsmet Sezgin o sıralar Aydın'da belediye binasını kongre yapmaları için CHP'ye tahsis etmesi yüzünden başbakan tarafından terslenişini hala hatırlıyor. Reis Bey dedi, niçin dedi salonu dedi Cumhuriyet Halk Partisi'ne verdiniz kongre yapmaları için dedi. Dedim efendim, biz orada kongre yaptık. Zaten siz başvekil olarak konuştunuz. Ben başvekilim, ben konuşurum dedi. Reis Bey dedi, siz bilmiyor musunuz dedi. Aydın'da dedi, bize dedi, kongre yapmak için salon vermediler, sinemalara vermediler bize dedi. Biz dedi, eşek damlarına kongre yaptık dedi. Kapalı salon toplantımız nasıl olurdu bilir misiniz? Mesela çarşambada kongremiz var. Bir sinemayı tutmuşuz. Bütün sinemanın pencereleri, ışık giren her yer kapatılır, kapatılır, kapılar kapatılır, dışarıya hoparlör vermek şöyle dursun, ses duyulmaması için, konuşulanlar da duyulmaması için her taraf kapatılır. Ama bir odaya bir kediyi korsanız, elinize de sopayı alırsanız, kedinin üstüne döveceğim diye yürürseniz ve vurursanız o kedi sizi o duvara atar kendini, bu duvara çarpar kendini, sonra döner, elinde sopa olan adamın suratına sıçrar, başına sıçrar ve pençelerini o adamın, o elindeki sopa olan adamın yüzünü kan revan içine bırakır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin durumu buydu. Aslında diğer muhalefet partilerinin durumu da buydu. Topun ucunda da Cumhuriyetçi Millet Partisi lideri Osman Bölükbaşı vardı. Bölükbaşı'nın dokunulmazlığı kaldırıldı, ardından meclise hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklatıldı. Muhalefet bu taarruz karşısında şaşkına dönmüşken DP içinden bir ağır top onlara yol gösterdi adeta. Demokrat Parti'nin kurucusu Fuat Köprülü artık kurduğu partiyi tanıyamadığını söyleyerek istifa etti. Üstelik ayrılırken herkesin Menderes'i devirmek uğrunda işbirliği yapmasının bir vatan borcu olduğuna dair bir de demeç verdi. Bu işbirliği sözcüğü o günlerin gündemini belirledi. Menderes planladığı ekonomik istikrar önlemlerini yürürlüğe koymadan seçimleri erken almıştı. Muhalefet için artık güçlerini birleştirmekten başka çare yoktu. O dönemde muhalefette 3 başlıydı. İnönü'nün Cumhuriyet Halk Partisi, Bölükbaşı'nın CMP'si ve Kara Osmanoğlu'nun Hürriyet Partisi. 1957 yazında 3 lider İnönü'nün Heybeli Adadaki evinde toplanıp ortak bir seçim stratejisi belirlediler. Aslında 3 parti de birbirine pek güvenmiyordu ama bu koalisyon görüntüsü DP'yi rahatsız etti. Aylar süren işbirliği çabaları bir günde çıkarılan bir seçim yasasıyla çökertiliverdi. Tarih kitapları 1957 seçim kampanyasının Cumhuriyet tarihinin en sert siyasal mücadelesi olduğunu yazar. CHP için bir var olma, DP için ise bir ölüm kalım savaşıydı. Yükselen tansiyon az kalsın ülkeyi bir kalp krizine sürüklüyordu. Menderes kampanyanın en ağır konuşmasını Trabzon'da yaptı.
İsmet Paşa hastadır dedi. Hastalığının adı da iktidar hastalığıdır. Paşa hemen cevap verdi. Eğer DP'nin şansı varsa benim sağlığım da çekilmek lütfuna uğrar. Onları ileride müdafaa edecek tek adam ben olacağım. Son derece şiddetli geçen bu kampanya sonunda 27 Ekim 1957 günü sandık başına gidildi. Demokrat Parti iktidarının ikinci sınavına giriyordu. O gece ben İsmet Paşa'yla beraber şeydeydim. Parti genel merkezindeydim. Evvela bir ümitli hava esti. Oy verme saati tamamlanmadan bütün Türkiye'de seçim sonuçlarının radyodan ilanı yasak. Fakat saat 2'den itibaren radyo Demokrat Parti'nin kazandığı yerlerin sonuçlarını ilan etmeye başlıyor. Bu olacak iş değil çünkü öyle bir hava veriliyor ki sanki her tarafta Demokrat Parti kazanıyor. Tabii bu o sırada henüz oy kullanmamış olanlar üzerinde bak Demokrat Parti kazanıyor diye bir hava yaratıyor. İnönü'ye şikayetler geliyor. O sırada radyodan sorumlu olan Başbakan Yardımcısı Fadil Hoca Zorlu. Fadil Hoca Zorlu'yu telefonla arıyor. İşte dikkat edin diyor, ikaz ediyorum size diyor. Derhal kesin bu yayını diyor. Öteki işte keserim kesmem falan bir müddet sonra kesiliyor. Biz seçim gecesi öncesinde gene de muhalefetin kazanacağını, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanacağını sanıyorduk. Umuyorduk biraz da tabii. Ve ben o Yeni Gün gazetesinin genel yayın müdürüydüm. O akşam ihtiyaten dişi klişe dediğimiz bir klişe hazırlığı yaptım. Millet DP'yi alaşağı etti diye bir kocaman bir şeyi klişehaneye gönderdik. O geldi böyle siyah puntolarla, eğer netice öyle olursa onu yayınlayacağız. Onu koydum oraya. Yenilme ihtimaline karşı da tabii tedbir aldım ama onun için dişi klişe falan yaptırmaya gerek yok. Bir şeyler hazırladıydım. Tabii o dişi klişe bir işe yaramadı. Gece 12'ye doğru haberler geldi. Aslında gelen haberler DP için hiç de parlak değildi. Adeta uçurumun kenarından dönmüşlerdi. Oyların %48'ini alırken CHP'de %41'ini elde etmişti. Büyük artış vardı bir yönden. Diğer muhalefet partilerinin oyları da hesaba katılınca DP adeta azınlık durumuna düşüyordu. CHP'nin meclisteki sandalye sayısı 31'den 178'e çıkmıştı. Celal Bey gene tabii elinde galiba Demokrat Parti bastonuyla başbakanlığa geldi. Başbakanlıkta Adnan Bey'le konuşurken resimler de çekildi. Adnan Bey orada artık o kadar bunalmış ki, çünkü gitti gidiyor seçim. Bunalmış ki, Allah bana bir daha böyle bir gece yaşatmasın dedi. Menderes gerçekten de üzgündü. Duası kabul oldu. Bir daha hiç öyle bir seçim gecesi yaşamadı. Tabii bir uyarıydı. Küçük yerlerde kaybettik. Bir takım şeylerde daha müsamahkar olmak gerekirdi. Daha bir sistem değişikliğine gitmek lazımdı. Yani muhalefetle iktidar arasında daha uzlaştırıcı, daha yakınlaştırıcı bir politika daha faydalı olurdu. Ben seçim neticeler alındı. Meydana iniyorum, kalabalık halk. Birden bire işte gençlik de var tabii biraz. Tepki gösterdim. Dedim ki, durun gelmeyin üzerime, alkışlıyorlar falan. Alkışlamayın da, niye alkışlıyorsunuz? Beni bundan evvelki seçimde, yanlış söylemiyorsam 60 bin oy farkla gönderdiniz. Şimdi 1500 oy farkla gönderiyoruz. Ben ne ettim size, bu oylarımı ne yaptınız dedim. Bir yaşlı adam, bey etrafına bak anlarsın dedi. Etrafa bakılınca görülen şey büyük oranda yokluk ve yoksulluktu. Halka refah vaat ederek iktidara gelen ve ilk 4 yılında kitlelerin yüzünü güldüren DP tıkanmaya başlamıştı. Kesilen krediler, ağırlaşan borç ödemeleri ve eriyen döviz rezervi ekonomiyi soluksuz bırakıyordu. Milli gelir düşmüş, enflasyon artmıştı. Seçim sonrası Menderes devalüasyon kararı aldı. Dolar 2 lira 80 kuruş iken 3 misli artıp 9 liraya çıktı.
Sokaktaki insan birden artan hayat pahalılığı altında ezilirken, Türk lirasını aynı zamanda gururu gibi gören askerde bu devalüasyon kararı tepkileri daha da körükledi. Ordu da artık ihtilal için gün sayılıyordu. İrili ufaklı onlarca junta yönetime el koymak için fırsat kolluyorlardı. Ankara ve İstanbul'daki iki büyük örgütün birleşik toplantısında Talat Aydemir kesin darbe için 29 Ekim'i önermişti. Cumhuriyet Bayramı seçimlerden hemen iki gün sonraydı. Nasıl olsa seçimlerde DP kaybedecek fakat iktidarı bırakmak istemeyecek. Böylece de müdahale meşru hale gelecekti. Senaryo da hazırdı. Zırhlı birlik Şeref tribünü önünden geçerken töreni izleyen devlet erkanı tutuklanacaktı. Ancak seçimi az farklı da olsa DP kazanınca bu senaryo suya düştü. Örgüt dağınık bir haldeydi ve hemen bir komutan, bir lider lazımdı. Önce İsmet Paşa ile temas olanağı arandı ama Paşa görüşmeyi reddetti. Bunun üzerine Başkan Faruk Güventürk yeni bir isim önerdi. Milli Savunma Bakanı Şemi Ergin. Sezai Okan'ın karargahında dedik ki arkadaşlar bir lider bulamıyoruz. Bize yakınlığıyla tanınan bir Milli Savunma Bakanı var. Ben bu Milli Savunma Bakanı'na birimiz teklif edelim. Kim teklif edecek? Dedim ki kime diyecek? Ben başkanınız olduğuna göre bana düşer görev dedim. Lanet dedim, siz başkanı değil mi dedim. Bu ihtilalin başkanıyım dedim. Muvaffak olmazsak evvela ben asılacağım. ...1957 yılının son haftasında Milli Savunma Bakanlığı inanılması güç bir görüşmeye tanık oldu. Bir yarbay, Milli Savunma Bakanı'na kendi hükümetini devirmesi için liderlik teklif etmeye geliyordu. Faruk Güventürk her ihtimale karşı önlem almış, silahını beline takmış, kapıya da bir cip yerleştirmişti. Kapıda cip bekliyordu. Eğer tepki verseydi, tuttum muttum falan deseydi, ben açıkça Şevin Ergen'e... Mecburi İhtilal Komitesi meydana çıkacak. O halde o kapı da yaldızlı kapı da açıktı. Şemi Ergen'e orada suikast yapacağım. Oradan aşağı ineceğim. Ciple Bolu Ormanları'na gideceğim. Güventürk'ün bir güvencesi de Savunma Bakanı'nın emir subayı Adnan Çelikoğlu'ydu. Görüşmeyi ayarlayan ve kapıyı tutan Çelikoğlu da örgüt üyesiydi. Ben aradayım ama Şemi Bey'le ben konuşmuyorum. Çünkü konuşsa benim söylüyorum, her zaman söylüyorum. Benim söylediğimin dışında bazı etkiler olsun diye şeyi soktuk araya. Güventürk'ü soktuk. Güventürk içeriye girdim. Girdim içeriye. Dedim ki efendim size ben silahlı kuvvetler konusunda bazı maruzata bulunacağım. Siz silahlı kuvvetlere çok yakınsınız. Biz de sizi çok severiz. Önünüzde dedim bir tarih nehri akıyor dedim. Siz de dedim bu tarih nehrine bakıyorsunuz. Bu tarih nehrinin dedim şereflinin şanını üzerinize alabilirsiniz. Gelin dedim, bize şef olun, lider olun. Biz bu iktidarı devirmek istiyoruz. O bana dedi ki, Faruk Bey dedi, çok haklısınız. Her şeyde haklısınız. Fakat ben bir kasaba avukatıyım. Benim karakterim buna müsait değildir. O bakımdan siz ne isterseniz yapın dedi. Şemi Ergin örgüte isterseniz yapın dedikten sonra ilk uçakla İstanbul'a Menderes'in yanına uçtu. O bakanlıkta Güventürk'te ihtilali konuşurken aynı saatlerde İstanbul'da Samet Kuşçu adlı bir binbaşı da Menderes'e haber göndererek bir ihtilal hazırlığını çoktan ihbar etmişti. Kuşçu'nun ihtilalciler diye verdiği 9 kişilik listesinde Faruk Güventürk'ün de adı vardı. İktidar, ihtilal hazırlığını haber alınca hemen Bayar'ın başkanlığında bir kriz masasını toplantıya çağırdı. Başvekil ele aldı ve dedi ki bu meselede, evet bir darbe teşebbüsü tespit edilmiştir. Biz gereken tedbirleri aldık. Meseleyi derinleştiriyoruz. Bütün derinliğine kadar iniyoruz. Ve bunun gereken
suçları yakalayıp gereken cezada verilecektir dedi. Milli Savunma Bakanı Şemi Ergin o toplantıda böyle bir hazırlığa ihtimal vermediğini söyledi. Oysa daha birkaç saat önce o örgüt kendisine liderlik teklif etmişti. Üstelik dışarıda bekleyen emir subayı bile o ciddiye almadığı örgütün üyesiydi. Şemi Bey bir saat kadar çıktı. Şemi Bey de surat bir karış. Öyle sıkıldığı zaman sigara üstüne içer, hiç konuşmaz Şemi Bey. O konuşmuyor, ben de bir şey seslenmem. Ay, şeyden çıktık, vilayete gidelim dedi. Neye vilayete gidiyoruz? Biz park otele gitmemiz lazım. Dedim efendim bir şey mi var suratı öyle asınca? Bizim Samet dedi bir şey yapmış, bir ihbar etmiş de bir şey dedi, onu dedi görüşeceğiz dedi. O saatlerde örgütün lideri Faruk Güventürk'ün tutuklanma emri Polatlı Topçu Okulu'na bildirilmişti bile. Güventürk okula dönünce hemen komutana götürüldü. Çıktım yukarıya, baktım bir askeri hakim, okul kumandanı ve albay oturuyorlar. Bana dedi ki hakim, yarbayım dedi, sizi dedi, anayasayı ihlal, orduyu isyana teşvik ve taklit bir hükümet suçundan tevkif ediyoruz. Ben de boş bulundum. Yani dedim bunun sonu ne olur? Eğer dedi ispat edilirse idamdır. O halde mesele yok dedi. Şimdi bizim arkadaşlara haberi ulaştırmam lazım. Benim. Bu Faruk Güventürk tevkif edildi. Kimsenin haberi yok. Samet'in ihbarında daha kimsenin haberi yok. Gazeteler yazmıyor. Bilgi verilmiyor kimseye. Şimdi birisini yakalarlar pat diye, gel bakalım Faruk Güventürk kim dedi, Samet kimdi diye tutturlarsa biz de gideriz o karın altına. Onlara haber vermek lazım. Zuhru Tugay'a telefon ettim. Davut Paşa'ya. Orada Allah rahmet eylesin Dündar Seyhan var. İsmi sık geçer. Bir arkadaşımız. Bu işlerin içinde o da tabii. Dedim Dündar, hadise böyle böyle. Biz o zaman Güventürk'e Makaryos diyoruz. Adı, gizli adı, kod adı Makaryos Güventürk'ün. Makaryos yakalandı. Arkadaşlara haber ver. Yani ona göre tedbir alsınlar. Örgüt hemen önlem aldı ve dağıldı. Ancak 9 kişisi tutuklandı. Hükümet bu 9 subay olayını 3 hafta sonra radyodan halka duyurdu. İktidar aleyhine bir komplo olduğundan söz edildi. Bu hareketin Türk Silahlı Kuvvetlerine mal edilemeyeceği de özellikle vurgulandı. Oysa aynı sıralarda Celal Bayar diken üstündeydi. Eski bir komitacı olarak olayın önemini hemen kavramıştı. Hızla önlem almak gerektiğine inanıyordu. İlk olarak da Milli Savunma Bakanı istifaya zorlanmalıydı. Bayar, Şemi Ergin'i ikna etme işini bakanın yakın arkadaşı Muzaffer Kurbaloğlu'na verdi. Şemi Ergin'i aradım. Uzun müddet aradım, bulamadım. Ve başvekile malumat verdiğim zaman saat 18'i buluyordu. Başvekil Reis Cumhur'a da kendisine verdiğim izahatı vermemi söyledi ve benim için randevu oldu, gittim. Sayın Reis Cumhur büyük bir asabiyet içindeydi ve bana mutlaka Şemi Bey'in istifası bugün bitmelidir, alınmalıdır. Ben bu hadiselerin içinden geldim. Altımızdaki zemin kayıyor. Muzaffer Bey, dikkat etmeliyiz. İktidar karışmıştı. Zorla istifa ettirilen Savunma Bakanı, ihtilal hazırlığını ihtilal gerçekten ortaya çıkana dek açıklamadı. Menderes, bakanlığa en yakın arkadaşı Ethem Menderes'i atadı. İşi kapatmaya çalışıyordu. Nihayet 9 subay uzun sorgulamalardan sonra mahkeme önüne çıkarıldılar. Hakim lafa sert girdi. Dedi ki, yahu dedi, nedir dedi. Hep dedi, Samet'in peşine takılmışsınız dedi. Gidiyorsunuz dedi, neyin nesidir bu dedi. İşte benim o heyecanla ve işlediğim en büyük suç. Dedim ki, paşam ben hayatımda hiç vagon olmamış bir insanım. Ben hep lokomotif yaşamışım. Eğer böyle bir olay yok ya, olsaydı bunun lokomotifi ben olurdum. Hemen zapta geçti bu.
Ve benim bu ifadem akşamüstü Celal Bayar'a okunduğu zaman demiş ki ben komiteciyim, bunu sıkıştırın söyletin. Ve ben 115 gün bu yüzden yattım. Orada. Celal Bayar da yani hayır lider odur diyor. Ben komiteciyim, o liderdir, söyletin diyor. Güven Türk lider olduğunu ağzından kaçırmış, eski komitacı Cumhurbaşkanı Bayar da durumu sezmişti. İsrarla Iceberg'in görünmeyen yüzünün ortaya çıkarılmasını istiyordu. Sayın Cumhurbaşkanı kabineyi bir aralık topladı. Kendileriyle konuştu, dedi ki bu mesele ciddidir. Üzerine duralım, bunu yalnız 9 subay kişi olarak kabul etmeyin İstanbul'da. Bu cuntalar kök salmıştır. Bütün memlekete ordu içeride yayılmış olabilir. Ankara'da da vardır, Erzurum'da da vardır. Bunlar yerleşmiştir. Bu hücre olarak çalışılan bir gruptur. Bunları çıkartacağız meydana. Lazım gelen kanun muamele yapacağız. Üzerine ciddiyetle durun diye başvekiliyle ve kabine erkanına söyledi. Bilmiyoruz nedense rahmetli başbakan üzerine durmak istemedi bu işin. Doktorum diyor, ben bu orduda 7 sene çalıştım diyor. 7 sene kaldım. Milli mücadelede kaldım diyor. Ali İhsan Paşa'nın emrinde kaleminde çalıştım diyor. Benden iyi bilemezsin diyor. Biz bu orduya ait bir yaradır diyor. Orduya ait bir ıstıraptır diyor. Bunu yaymak ve bütün Türk ordularına sirayet ettirmek, olabiliri akla getirecek harekette bulunmak hata olurdu. Bunlar kendileri tercih ettiler, kendi aralarında hanetler işler. 6 aylık bir mahkeme sonunda 9 subay beraat ettiler. Sadece ihbarı yapan binbaşı Samet Kuşçu, orduyu isyana teşvikten 2 yıla mahkum oldu. Olay kapatıldı. Menderes, Bayar'ın tüm uyarılarına rağmen ordunun üzerine gitmemekte ısrar etmiş ve yaklaşan müdahalenin ayak seslerine kulak tıkamıştı. Ancak birkaç ay sonra uzaktan duyulan bir başka müdahale sesi Menderes'i olayın ciddiyetine inandıracaktı. O sıcak Temmuz sabahında havaalanında büyük bir karşılama töreni düzenlenmişti. Cumhurbaşkanı Bayar, Başbakan Menderes'le birlikte Bağdat Paktı toplantısı için Irak'tan gelecek uçağı bekliyorlardı. Uçak, Türkiye'ye o günlerin en gözde müttefiki Irak'ın genç kralı Faysal'ı ve Başbakanı Nuri Said'i getirecekti. Ancak beklenen uçak bir türlü görünmüyordu. Az sonra uçak yerine felaket haberi geldi. Irak'ta darbe olmuş ve beklenen kralla başbakanı darbeci subaylar ve halk tarafından feci şekilde öldürülmüşlerdi. Havaalanında bekleyenler, özellikle de Menderes, şok olmuştu. Irak'taki darbenin o günlerin Türkiye'si için 2 açıdan önemi vardı. Birincisi, Türkiye'de de bazı subaylar darbe hazırlığındayken yakalanmışlardı. Bu olay Türk yönetimine çok ciddi bir örnek veriyordu. İkinci neden ise Bağdat Paktı'ydı. İran ve Pakistan'ın da üye olduğu pakt, Orta Doğu'da yükselen Nasır hareketine karşı Türkiye'nin Batı adına üstlendiği bir misyonu temsil ediyordu. Irak, pakt içinde Türkiye'nin en önemli dayanağıydı. Şimdi bu dayanak Türkiye'nin altından çekiliyordu. Yalnız Türkiye'de değil, tüm Orta Doğu'da panik vardı. En çok kaygılananların biri de Ürdün Kralı Hüseyin'di. Ve Ürdün Kralı o sabah beni çağırdı. Dedi ki, Irak kaybolursa ben de kaybolurum. Yaşayamam. Yani Ürdün yaşayamaz bunun anlamında. Ve Türkiye'ye birlikte Irak'ın üzerine, yeni rejimin üzerine yürümek önerisinde bulundu. Çünkü bu olayın cereyan ettiği sırada İstanbul'da şey toplantısı, Bağdat Paktı toplantısı olacaktı ve devlet başkanları İstanbul'da karşılanacaktı. Ve 3 başkan, Bayar, Şah, Şehinşah ve Pakistan başkanı Ankara'ya geçtiler. Orada durumu izlemeye başladılar. İşte Kral Hüseyin'in önerisi o sırada benim aracılığımla o 3 şeye başkana duyuruldu. Ankara'da Bağdat Paktı toplantısı başladığında artık Bağdat adını verdiği örgütte yoktu. Ürdün Kralı Hüseyin gibi Menderes de ilk elde Irak'a bir askeri müdahaleyi düşünmüştü. Ama konferanstan sadece bir kınama kararı çıktı. İngiltere ve Amerika yeni rejimi tanıdılar. Bu darbe fiilen Bağdat Paktı'nın ve DP'nin Orta Doğu politikasının sonu oldu. Irak sarayını basan tanklar hem Türk dış politikasında hem de başbakanın iç dünyasında derin etkiler yaptı. Arkadaşlarının, ahbaplarının başına gelenler
zannederim Adnan Menderes'in ruh aletinde, sinir sistemi üzerinde çok hırpalayıcı bir etki yaptı. Bunu nereden çıkarıyorum? Türkiye'de ilk defa dar ağaçlarından o yazın sonlarında bahsedildi. Balıkesir'deki Demokrat Parti ilk kongresinde birdenbire Menderes coştu. Tanınmaz bir hale geldi. Bunu kongreyi takip eden bizim gazeteci çocuklar bana bildirdiler. Yazdık da zaten. Yani cezbe halinde demişti Mükerrem Sarol Menderes için. Bu artık cezbe halinden de ötede. Tamamen kendinden geçmiş. Hatta bizimkiler şöyle yazdılar. Doktor Jekyll gitti, Mr. Hyde geldi diye. Menderes o konuşmada şunları söylemişti. Irak'ı misal göstererek adeta bunları öldürecek bir serseri çıkmayacak mı demektedirler. Biz onların bu meşru maksadını seziyoruz. Bir zamanlar Atatürk'e dahi suikastlar tertip edilmiştir. Ama buna cüret edenlerin idam sehpalarında can verdiklerini hatırlasınlar. Cumhuriyet Halk Partisi 14. Büyük Kurultayı partinin yaşamında bir dönüm noktası oldu. İlk kez o kurultayda CHP savunmayı bırakıp saldırıya geçti. Birkaç ay önce Hürriyet Partisi'nin CHP'ye katılmasıyla muhalefet safları iyice sıklaştırılmıştı. Taarruz sırası muhalefetindi. İş hedefi göstermeye kalmıştı. CHP işte o kurultayda ilk hedefler beyannamesi adı verilen metnin marşlar söyleyerek gözyaşları içinde kabul etti. 10 maddelik bu beyanname adeta bir anayasa taslağıydı. Parti, tarafsız bir devlet başkanı, yargıç güvencesi, anayasa mahkemesi, basın özgürlüğü, demokratik yasalar, özel üniversite ve ikinci bir meclis istiyordu. Orada sıralanan hedeflerin tümü, 27 Mayıs sonrası kurulan yönetimin icraatlarını oluşturacaktı. Cumhuriyet Halk Partisi, ilk hedefler beyannamesiyle nasıl bir rejim, bir idare, bir yönetim kuracağını belli etmiş oluyor. Bunun prensiplerini ortaya koyuyordu. Fakat yavaş yavaş memlekette bu işin seçimle bitirilemeyeceği, buna müsaade edilmeyeceği, yani iktidarın seçimle gitmeyi kabul etmeyeceği endişesi ya böyle yavaş yavaş ağır ağır kendini hissettirmeye başlıyordu. Neydi alternatif? Elbette ki bir askeri darbe. Veyahut bir halk ihtilali. Herhalde sandık başında olmayan bir değişiklik. O zaman Cumhuriyet Halk Partisi ilk hedefler beyannamesiyle şöyle veyahut böyle idareyi eline alacaklara bir plan vermiş oluyordu. Muhalefetin güç birliği arayışına Menderes vatan cephesiyle karşılık verdi. Birden yurdun dört bir yanında mantar gibi cephe ocakları türemeye başladı. HDP, partiye yakın gönüllüleri bu ocaklarda topluyor ve Vatan Cephesi adı altında bir blok oluşturuyordu. Radyolar her gün saatlerce Vatan Cephesi'ne katılan aziz vatandaşların isimlerini ilan ediyorlardı. Bu bültenler, yani isimleri içeren bültenler, haber bültenleriyle beraber Anadolu Ajansı'ndan gelirdi metin halinde. Ve bunu radyoya o dönemde hem haber bültenlerini hem bu listeleri bir bisikletçi getirirdi. Ve yayından aşağı yukarı 30 saniye önce, bazen tam yayın başlarken, yani haber bülteni başlarken spikerin eline tutuşturulurdu. Ve işte daha ziyade bu haberleri ve listeleri, Vatan Cephesi listelerini Can Okan okurdu. Ve bir gün artık o kadar günah getirmiş ki bu isimleri okumaktan, yayında benim adımı da okudu, Demokrat Parti'ye geçmiş gibi. Bir de o sırada görevde olan, nöbette olan spiker Jülide Gülizar'ın adını okudu. İkimiz de dinliyorduk tabii ve birdenbire ilkirdik. Ve çok merakla ben bekledim acaba bunun tepkisi ne olacak diye. Hiçbir tepki gelmedi. Çünkü orada sayılan isimlerin hiçbir önemi yoktu. Yani bunu sanıyorum bütün Türkiye'de, kamuoyu da biliyordu ve bu kadar çok insanın vatan cephesine geçtiğine herhalde hiç kimse inanmıyordu. Artık iş siyasal mücadeleden çıkmıştı. Kan davası güdülüyordu. Muhalefet hırçın, iktidar yorgun, sinirler gergindi.
Cephelere bölünmüş kadrolar ülkeyi boğaz boğaza bir felakete sürüklüyorlardı. Müdahalenin gerekçeleri zemini hazırdı. Ülke kanlı bir çatışmanın eşiğine gelmiş, Menderes'te yolun sonuna yaklaşmıştı. Artık Türk siyasi literatüründe iki önemli sözcük vardı. İhtilal ve dar ağacı. Kim ağzını açsa ihtilalden ve dar ağacından bahsediyordu. Bunlar konuşulduğunda ihtilale 1,5, dar ağaçlarının kurulmasına da 3 yıl vardı. Ancak hiç beklenmedik bir olay hem dar ağaçlarını hem de ihtilali unutturdu. Menderes'in ve Türkiye'nin gidişatını değiştirdi. 17 Şubat 1959 günü Menderes Londra'ya, Kıbrıs Cumhuriyeti'ni kuran Londra-Zürih anlaşmalarını tamamlamak üzere İngiltere'ye gidiyordu ki aniden bir fırtına çıktı ve başbakanın uçağı düştü. Safi beyaz, hiçbir şey görmüyoruz. Ondan sonra yalnız ben şeyi gördüm, böyle girerken oraya baktım, böyle ağaçların tepeleri, uçları görünüyor, çam ağaçlarının. Yani şeyin içinden çıkmış, sis tabakasının içinden tepesi gözüküyor. Yani biz o ağaçlıklı yere iniyoruz. Tutturamamış, bizi ormana indirdi rahmetli başpilot. Hava meydanı diye ormana indirdi bizi. Ormana indirdi. Pilotaj hatası. Çat pat filan ağaçların dallarını kıra kıra indik. İndik. Yerde kaydık gittik böyle torpil gibi. Sonra durdu. O sırada bir çaresini bulduk. Çıktık, bir delik filan bir şey açıldı kenarında. Oradan kendimizi itip dışarı çıktık. Rahmetli Menderes de arkadan atladı kuyruktan. Kuyruktan atladı. O arkada oturuyordu vekillerle beraber. Ben daha çok ortalarda, önlerdeydim. Hemen yanına gittim, bir ağaç kenarına. Oturun filan dedim. Belki yine bir şey olmuştur. Hani sabit dursun filan gibi. Böyle fazla bir şeysi yoktu. Yüzünde biraz yara var, buraları yırtılmış ama fazla bir kırık dökük bir şey olmadığını anladım ama ihtiyaten oturun dedim. Çok tesir oldu zavallı tabii. Şu hale bak dedi, ne trajedi dedi, haile kelimesini kullandığı için de arkadaşlar yanıyorlar. Başbakan hemen Londra'da London Klinik'te tedaviye alındı. Kazada aralarında Turizm Bakanı, Eskişehir Milletvekili, genel müdürler, gazeteciler ve uçuş ekibinin de olduğu 14 kişi ölmüş. Menderes büyük bir şans eseri, hafif yaralı olarak kurtulmayı başarmıştı. Haber Türkiye'de bomba gibi patladı. Sıkıntılar, enflasyon, vatan cephesi, ihtilal hepsi unutuluverdi. Türkiye Başbakanına muhteşem bir karşılama hazırladı. Sayın Başvekilimiz beşiş bir çehreyle uçağın kapısında göründüler. Uçağın etrafı bir anda karıştı. Bu muazzam vatandaş topluluğu kıymetli ve aziz başvekilini bir an evvel bağrına basmanın heyecan ve telaşı içindeydi. Başvekilimiz kendisini karşılamaya gelenlerin teker teker ellerini sıkıyor ve bu esnada güçlükle ilerleyebiliyordu. Zorluklu otomobile binen başvekilimiz, yüz binlerce vatandaşın tezahüratı arasında meydandan ayrıldı. Karlı bir cumartesi sabahı Menderes'in treni Ankara'ya yaklaşırken garda olağanüstü bir heyecan yaşanıyordu. Tüm devlet erkanıyla birlikte Bayar ve İnönü'de karşılamaya gelmişlerdi. Tren gözüktü. Halk zabıta kordonunu yararak başvekilimizi peronda karşılamak istiyor. Tren perona girdi. Lokomotif çiçekler ve bayraklarla süslenmiş. Bütün gözler başvekilimizi arıyor. İşte başvekilimiz Adnan Menderes. Kendini karşılayanlara heyecanlı ve güler yüzle trenin penceresinden elini sallıyor. Halk başvekilimizi bir an evvel kucaklamak heyecanıyla çırpınıyor. Başvekilimizin yanlarında kendilerini eti meşrutla karşılayan Büyük Millet Meclisi Reisi Redik Koratan var. Tren durdu. Şimdi trenden iniyorlar. Vagonun basamaklarında kurbanlar kesiliyor. Zabıta kuvvetleri trenin kapısı ile şeref salonu arasını açmaya uğraşıyor. Sayın Başvekilimiz, teşrif buyurun. Yanlarına yaklaşmak istiyorum ama imkansız. Öyle geniş bir muhabbet çemberiyle çevrilmişler ki olduğum yerde kımıldayamıyorum bile kalabalıktan. Biz
annemle rahmetli babamı Ankara garında karşıladık. Biz arkamızı İstanbul istikametine doğru duruyorduk annemle beraber. Karşımızda İsmet Paşa ve Kasım Gürek duruyordu. Tren o noktada duracakken makinist durduramadı. Biraz ileriye kaydı. Söylenildiğini zannediyorum. Rahmetli babama İsmet Paşa da burada diye. Hep onun bulunduğu tarafa dönmek gibi bir eğilimin içerisinde oldu o kalabalıklar kendisini alıp götürürken. Bundan son derece de memnun olduğunu, duygulandığını sanıyorum. Celal Bayar İsmet Paşa'yı görmezlikten geldi. Fakat Adnan Menderes gördü, geldi. İsmet Paşa da ona gitti. İşte çok üzgün olduğunu söyledi. Yani şifalar diledi. Ölenler için başsağlığı diledi. Adnan Menderes çok müteassıs olmuştu. İşte lütfettiniz dedi, zahmet ettiniz paşam dedi, çok teşekkür ederim dedi. Onca gerilimden sonra yaşanan bu sıcaklık o karlı kış gününü güneşli bir bahara çeviriverdi. Menderes yeniden doğmuştu adeta. Hem muhalefetle ilişkilerini düzeltmiş, hem kitlelerin sevgisini yeniden kazanmıştı. O gün tren garından Çankaya'ya uzanan yolun iki yanı on binlerce insanla doluydu. Yol bitip de Bayar ve Menderes yakın arkadaşlarıyla köşkte görüşmeye çekildiklerinde başbakan hiç ummadığı bir teklifle karşılaştı. Kendisine sağlığı açısından birkaç ay daha yurt dışında dinlenmesi tavsiye ediliyordu. Dedi ki bana bazı arkadaşlar dedi benim 3 ay hatta burada değil ülke dışına giderek istirahat etmemi istiyorlar dedi. Tamamen yanlış dedim. O entrika oyunlarıdır. Padişah'tan kurtulmak için ya fetva çıkarırlar ya baskın yaparlar tıpkı ona benzer bir harekettir. Katiyen. Londra uçak kazasından sonra Adnan Menderes'in bir süre yurt dışında kalması, dinlenmesi, istirahat etmesi Ankara'da belirli çevrelerde düşünülmüş. Bu çevrelerden bir tanesi de belki en önemlisi de Cumhurbaşkanlığı makamıdır. O düşünce gerçekleşmiş olsaydı belki en azından geçici bir süre için bir hükümet değişikliği, bir yeni başşekil atanması sanıyorum ki o düşüncenin içerisinde kaçınılmaz olarak bir yer tutmuş olacaktı. Ama o gün yaşı itibariyle, dinamizmi itibariyle vermiş vermekte olduğu hizmetler itibariyle ve toplumdaki itibarı kurduğu iletişim o siyasi partinin mensuplarıyla oluşturduğu bir bütünlük itibariyle Demokrat Parti'nin ne grubunda ne teşkilatında bir Menderes'e alternatife bulmak gibi siyasal bir ihtiyaç söz konusu değildi. Ama yakın bir gelecek için 59-60'a göre. Diyelim ki 60'ta ya da 61'de seçim olduğu zaman öyle zannediyorum ki Demokrat Parti'nin gündeminde de Menderes'in gündeminde de bir cumhurbaşkanı alternatifi oluşturmak fikri olması gerekirdi. Olmamış olmasını da bir eksiklik olarak yorumlamak gerekecektir. DP içinde bir grup Menderes'i yurt dışına göndererek belki de bir başka başbakanla yola devam etme planları yaparlarken Menderes tersine daha uzun vadeli bir strateji hazırlığındaydı. Uçak kazasının yarattığı siyasal yumuşama sürdürülmeliydi. İnönü'nün gardaki jestine bir iade ziyareti ile karşılık vermek ilişkilerde yeni bir çığır açabilirdi. Menderes'e bu telkini yapanlardan biri de Mükerrem Sar oldu.
tafsilatıyla anlattım. Neden götürmesi, neden gitmesi, neden iade-i ziyarette bulunması lazım geldiğini. Dedi ki reis-i cumhur bu düşüncede değil. Reis-i cumhur bugün Demokrat Parti'nin İsmet Paşa'ya gösterdiği ilgiden dolayı prestij kaybına uğradığı kanaatinde. Başbakanın o gün kendisini karşılamaya gelen ana muhalefet partisi liderine teşekkür etmesi iyi olurdu. Benim tanıdığım, babam olarak tanıdığım insan da kendisine elini uzatana, elini sıkana kucaklayacak yapıda olan bir insandı. Böyle bir adım atmaya son derecede müsait bir kişilik yapısına sahip olduğunu biliyorum. Onun için bunun engeli kendisi olamaz diye düşünüyorum. En başında da söylemiştik, bazen küçücük bir jest, samimiyetle uzanan bir el, içten bir iki cümle hiç umulmadık sonuçlar yaratabiliyor. Uçak kazası böyle küçük jestlerle büyük uzlaşmaların yaratılabileceği bulunmaz bir olanaktı. Değerlendirilemedi. Menderes Paşa'yı ziyarete gitmedi. İnönü yeniden sertlik politikasına döndü, çizmelerini giydi ve büyük bir askeri zafer kazandığı Uşak'ta bu kez siyasal taarruzu başlattı. Ülke sonu 27 Mayıs'a varacak yolda son bir yıla giriyordu. Menderes ve İnönü Ankara garındaki o karlı sıcak günden sonra bir daha hiç el sıkışmadı. We'll be right back.